selametle geldik doğacağız yarınlara. Zafer inanmışlarındır, giriyoruz meydanlara. Mazlumlara selam olsun, giriyoruz meydanlara. Zafer inanmışlarındır, giriyoruz meydanlara. Mazlumlara selam olsun, giriyoruz meydanlara. Bir düzen, yeni bir dünya, yeni bir alem başlıyor artık, hakça bir düzen. Evet, gündemde tartışılan konu Varlık Fonu. Biz de önemli bir telefon konuğumuzla değerlendireceğiz. Varlık Fonu nedir? Yapılmak istenen nedir? Bunları konuşacağız. Hattımızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Altu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim, siz de biliyorsunuz Varlık Fonu'na bir takım önemli şirketler Varlık Fonu'na devredildi. Tabii bunun arkasından yazarlar, çizerler bir takım söylemlerde bulundular ama Varlık Fonu merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca Efendi'nin havuz sistemine de benzetildi. Bunları da değerlendireceğiz, konuşacağız ama onun öncesinde bu Varlık Fonu'yla yapılmak istenen nedir? Buzdağının görünmeyen kısmındaki fotoğrafı nasıl yorumlamamız lazım? Şimdi varlık yönetimi, pardon, varlık fonu başka bir şey. Varlık Türkiye Varlık Fonu yönetim anonim şirketi başka bir şey. Evet efendim. Varlık fonundan amaç devletin bir takım varlıklarını, yani bunlar fabrikalar, bankalar, taşınmazlar, bu fona devrediliyor. Evet efendim. Ve bu fon tarafından kurulmuş bir anonim şirket de bunu yönetmekle görevlendiriliyor. Demek ki bu bir holding tipi yapılaşmadır. Evet. Bu varlık yönetim şirketi de aslında bir holding. Ne yapacak bu? Fona devredilen malların bunlar gayrimenkul olur, menkul kıymetler olur. Bunların yönetimini üstleniyor. Evet efendim. Ve dolayısıyla yönetirken de çok ilginç. Ne yapacak biliyor musunuz? Bu varlıkları karşılık göstererekten borçlanacak. Nasıl borçlanacak? Çeşitli kağıtlar çıkararak. Nedir bu kağıtlar? Mesela banka mevduat sertifikası çıkartacak. Evet efendim. Ne yapacak? Emtia senedi çıkaracak. Ne yapacak? Kira sertifikası çıkaracak. Bu bir bankerlik şirketi. Çok net söylüyorum. Bir bankerlik şirketi kurulmuştur. Yani devlet eliyle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ devlet eliyle kurulmuş bir bankerlik şirketidir. Ve İstanbul Ticaret Sicili'ne tazir olarak Finansal Kuruluşlar Meslek Grubu içerisinde tescil edilmiştir. Demek ki bu bir şirket, ticari bir şirket. Evet efendim. Ticaret Sicili'ne kaydedildiğine göre ticari bir şirket. Ne yapacak? Borç para toplayacak. Borç para toplarken de topladığı bu borçları çeşitli isimler altında toplayacak. Mevduat sertifikası diyecek, kira sertifikası diyecek, sukuk diyecek, diyecek oğlu diyecek. Evet. Mamul çeşitlendirilmesi, menkul kıymet çeşitlendirmesi yapacak. Peki bu paraları kimden alacak? Kimden alacak? Kim verecek yani? Küçük tasarruf sahiplerini hedef aldığı izlerimi var bende. Evet. Çünkü büyük tasarruf sahipleri ne yapamaz? Kolay kolay karar vermez. Yani kesinlikle bu fon nasıl yönetilecek? Kar mı edecek? Zarar mı edecek? Yarın öbür gün
Türkiye'de uygulanan önceki fonlar gibi olumsuz sonuçlar mı alacak? O açıdan bir bankerlik şirketi. Evet, evet. Bankerlik şirketi de ne yapar? Bankerlik yapar. Tamamen üç kağıt ekonomisine, döviz, faiz, borsa, yeni kağıtlar sunmak. Gayrimenkul sertifikaları çıkartmak. Evet, evet efendim. Peki... Demek ki borçlandırıcı bir işlem. Bunun da amacı efendim faizleri aşağıya çekmek. Peki Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki faizleri aşağıya çekin. Bu ise faize borç toplayacağı için mevcut faiz oranlarının üzerinde getiri sağlamak durumundaki borç evet, toplayabilsin. Efendim. Yoksa toplayamaz. Kesinlikle. Demek ki bu bir faizi indirmeye yönelik değil, faizi arttırmaya yönelik evet, bir olay. Peki niye böyle yapacak? Efendim işte bir yıl açığımız var. Bunun için de dolar yükseliyor. O zaman bu doların yükselmesini engellemek için yeni kaynaklar sağlamak. Peki bu yeni kaynak ne? Borçlanma. Evet, yeni efendim. Borç senetleri ihraç etmek. Adına ne dersen de. Ki zaten... O bakımdan bunun bizim havuz sistemiyle uzaktan yakından alakası yok. Peki efendim, havuz sistemi nasıl işliyordu? Şimdi bu taraftan baktık, Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu önündeki süreci nasıl yürütecekler ya da ne için kuruldu gayet net ve açık. Tabii bir takım kesimler havuz sistemiyle karşılaştırıyor, kıyaslıyor, bir nevi havuz sistemi olarak söylüyor. Peki bu durumda havuz sistemi için neler söyleyebiliriz? Şimdi bakınız, havuz sistemiyle uzaktan yakından alakası yok. Evet efendim. Madde 1. Niye yok? Havuz sistemi muhasebe-i umumiye kanununa göre bizim oluşturduğumuz bir sistem. O sistemde amaç tamamen faizlerin aşağıya çekilmesidir. Bu varlık fonu yönetimi şey ise faizleri yukarıya doğru çekmeye yönelik bir hadise. Bu evet yönden efendim. Bizim havuz sistemiyle uzaktan yakından ekonomik olarak bilgisi yok. Öbür taraftan organizasyon biçimi açısından bakarsanız havuz sisteminin amacı şuydu. Aslında Erbakan Hoca'nın havuz demesiyle havuz sistemi olmuştur. Aslında bu yönetmeliklerimizde kamu tek hesabı olarak geçer. Amacı evet. Da o tarihlerde biz devlet olaraktan devletin parasını özel bankalara veya kamu bankalarına %10 faizle yatırıyorduk. Ama aynı banka sisteminden %135 faizle borç alıyorduk. Evet efendim. Arada %125 devlet ütülüyordu. Dedik ki biz paramızın hesabını görelim, bilelim. Onun için de tek bir hesapta topladık. Devletin tahsilatı oraya geldi, devletin ödemeleri de oradan yapıldı. O nedenle faizlerin o yıllar itibariyle %70'e düşürülmesi sağlandı. Ve bu faizden yapmış olduğumuz tasarruflarla da çok çeşitli hem istihdam sağlayıcı hem de insanları memnun edici uygulamalara geçtik. Neydi bu? Mesela memurlara, işçilere, emeklilere %100 zam. Niye? Faizi düşürdük. Oradan elde ettiğimiz tasarrufları da işçiye, memura, esnafa intikal ettirdik. Onun için evet, de hükümetin evet. Adı şampiyon hükümet oldu. Alo. Peki şöyle bir şey de var. Şimdi baktığımız zaman sesim geliyor değil mi efendim? Geliyor. Benim geliyor mu? Evet, geliyor efendim. Geliyor. Dolayısıyla havuz sistemi faizleri düşürmeye yönelik, devletin parasını korumaya yönelik bir olaydır. Böyle bir evet, şirket efendim. Kurmadık biz. Adına ne derseniz deyin. Bir holding kurmadık. Bir bankerlik şirketi kurmadık. 54. hükümet döneminde bunların hiçbirisi olmadı. Evet, kesinlikle. Ama demek ki şirket mirket kurmaya gerek yok.
Ve sorarlar adama. Arkadaş, siz Türk Hava Yolları'nı daha etkin yönetilsin diye bu fora bağladığınızı söylüyorsunuz. Evet. O zaman Türk Hava Yolları iyi yönetilmiyor muydu? Halk Bankası iyi yönetilmiyor muydu? Ziraat Bankası iyi yönetilmiyor muydu diye sorarlar adama. Tabii ki. Özelleştirme İdaresi iyi yönetilmiyor muydu? Bu şirket de zaten Özelleştirme İdaresi Başkanı, şirketin yönetim kurulu başkanı. İstanbul Borsası'nın başkanı yönetim kurulu üyesi. 5 evet. kişiden oluşan bir yönetim kurulu. Demek ki bu 5 kişiden oluşan yönetim kurulu haşa huzurdan her şeye kadir bir kurul ki Türk Hava Yolları'nı mevcut Türk Hava Yolları yönetiminden daha iyi yönetecek. Ziraat Bankası'nı evet. daha iyi yönetecek. Halk Bankası'nı daha iyi yönetecek. BOTAŞ'ı daha iyi yönetecek. Yani yönetici arkadaşlar adeta devlet içinde kurulmuş bir devletin yöneticisi konumunda. Kağıt evet, çıkaracak. Evet canları isterse sermaye piyasası kurulundan halka arz isteyecekler. Yok canları istemezse istemeyecekler. İhale kanununa tabi değiller. Evet. Ondan sonra aklınıza gelen vergi kanunlarının hiçbirisine tabi değiller. Ve rekabeti koruma kanunu var. Rekabeti koruma kanununa da tabi değiller. Yani bu ekonomik yönden devlet içinde kurulmuş yepyeni bir şirket görünümlü bir devlet konumunda. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Dolayısıyla havuz sistemiyle bunları bir arada görmek herhalde siyahla beyaz arasındaki farkı görmemekten öteye gitmez. Evet, efendim. İnşallah başarılı olurlar diyoruz. Başka bir şey söyleyemiyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Bankerlik yaparak kalkınmış hiçbir ülke yoktur.